Marvel stüdyosu geçtiğimiz yıl The Marvels adlı filmden sonra başka bir süper kahraman filmi gösterime sokmadı. Çünkü The Marvels genel olarak beğenilmemişti. Ben aslında çok eğlenceli buldum ve de süper kahraman filmlerinin bu kadar fazla olması artık bir bıkkınlık yaratmıştı. Dolayısıyla bir ara verildi. Şimdi grafik şiddet ve kullandığı kaba ve argo sözcüklerden dolayı yetişkinlere yönelik olan bir film karşımızda. Bu film oldukça karmaşık bir hikayeye sahip. Ama aynı zamanda Marvel sinematik evrene dair de fikirlerini ileri sürüyor. Hani seyircilerle bir noktada dertleşiyor da gibi. Peki dertleşen kahramanımız kim? Film boyunca neredeyse hiç susmayan son derece geveze Deadpool. Kimi seyirciler bilebilir. X-Men serisi ve Deadpool 20th Century Fox stüdyolarının Marvel stüdyolarıyla ortak yapımıydı. Fox stüdyosu Disney tarafından satın alındıktan sonra Marvel de Disney çatısı altında olduğundan tamamı aynı stüdyoda birleşti. İşte bu birleşme işlemleri, alınan kararlar, hangi süper kahramanın filmleri devam ettirilecek, gelişmelerle ilgili neler olabilir, Marvel sinematik evreni belki de sıfırlanıp yeniden başlatılacak vesaire vesaire. Deadpool bir süper kahraman hikayesinin tüm gerekliliklerini yerine getirirken bu konuda da sürekli gevezelik yapıyor filmde. Deadpool'un bu üçüncü filminin hikayesinin iskeletinde Marvel çoklu evreni var. Yani bizim paralel evrenler olarak bildiğimiz binlerce evren. Deadpool'un evreni Wolverine'in Logan adlı filmde ölmesinden sonra bir bozukluğa uğruyor ve yok olmak üzere. Deadpool başka bir paralel evrendeki başka bir Wolverine ama en iyi Wolverine bulup getirerek kendi evreninin yok olmasını engellemeye çalışmakta. İki süper kahramanın sık sık çatışması ama aslında güçlerini birleştirmesi bu filmin en önemli unsuru. Oldukça karmaşık yapıda epeydir unuttuğumuz bazı süper kahramanlar ya da sürpriz bazı kahramanlar karşımıza çıkıyor. Eğer bu filmde bir kötüden bahsedecek olursak o da Cassandra Nova. X-Men'deki lider Charles'ın kız kardeşi. Çerçeve bu şekilde. Bu Deadpool'un yer aldığı üçüncü film. Wolverine ise 2000'den 2017'ye kadar 9 filmde görünüp daha sonra ölmüştü. Dolayısıyla bu filmde yeniden karşımıza çıkması, Deadpool'un da onun bu çok karmaşık serüvenin içerisinde iyice zıvanadan çıkarmasının sonuçları bir sonraki filmde ne olur bilemiyoruz. Ama bu filmde çok düz bir hikaye çizgisinden öte bir sürü göndermelerle uğraşacağınız kesin. Mesela Mad Max serisine açık bir gönderme var bir bölümle. Hatta bana göre The Boys serisine gönderme var. Yönetmen Sean Levy ki kendisi Oscar adayı olan Arrival filminin yapımcısıdır. Çok karaktere sahip tüm bu karmaşayı 127 dakika boyunca seyircinin dikkatini dağıtmadan sunmayı başarıyor. Hani sinemada eğlence dediğimiz şeyin tam karşılığı. Film boyunca Deadpool'un gevezeliklerine çok enteresan tasarımlar ve müthiş bir aksiyon eşlik ediyor. Esas adı Wade Wilson olan Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds'ın sevimliliği hiçbir şeyle boy ölçüşemez. Ona tam tezat sürekli sinirli ve homurdanan Hugh Jackman ise Wolverine'de yine döktürüyor. Biraz önce bahsettiğim Cassandra Nova'da ise Emma Corrin gerçekten hepsinden rol çalıyor. Son derece çekici bir kadın. Biliyorsunuz bir taraftan Marvel, diğer taraftan DC Comics ve yüzlerce süper kahraman onlarca film, yüzlerce bölüm televizyon dizileri ve tüm bunların fenomenleri. Bu tam bir uzmanlık dalı ve kimileri neredeyse 7/24 bütün bunlara kafa yoruyor. Bu filmde de bence alttan alta Deadpool bu kadar kafa yorulmasıyla da dalga geçiyor. Tabii süper kahraman filmlerinin kendi mantıkları çerçevesi içerisinde bazen çok saçmalıklarını görüyoruz. Size garanti verebilirim ki Deadpool, Wolverine de bunlardan biri. Eğer IMAX perdesinde seyrederseniz çok eğleneceksiniz. Tabii Marvel ile DC Comics arasındaki bu tatlı rekabette şu da var. Marvel şu anda kendisine bir yön çizmek durumunda. Marvel ne kadar uçuyorsa DC Comics de ikinci Joker filmiyle gerçeklik anlamında o kadar ayaklarını yere sağlam basmaya çalışıyor. Bundan da biz seyirciler kazançlı çıkıyoruz. Buyurun önünüzde yüzlerce süper kahraman var istediğinizi seçin ve eğlenin.